Gaziantep'te yaşayan doktor avukat Cengiz Bayram, 67 dönümlük arazi üzerine 645 hayvan kapasiteli barınak kurarak Türkiye'ye örnek olabilecek projelerden birini gerçekleştirdi. Allah insanları bu canlılara koordine etsin diye görevlendirdi. Biz de o görevi üstlendik. Dolayısıyla eskiden organize sanayi var burada. Oraya giderken hep yolda hayvanların kaza geçirip öldüğünü görüyorduk. Ve dolayısıyla biz bir barınak yapalım istedik. İlk barınağımızı araban yolu üzerinde yaptık. 7500 metrekareydi. Orası çok küçük geldi. Buraya 2 yıldır taşındık. Burayı kurduk. Bu şu anda kapalı alan 21 bin metrekare. Yaklaşık kalan 46 bin metrekaresi zeytinlik. Buradan zeytin ve fıstık gelirini tekrar vakfa koyuyoruz. Güneş enerjisi var orada. Onun miktarını arttırıyoruz. Şu anda 15 kava. Bunu 50'ye çıkaracağız. Biz burada daha önce kuru mama üretiyorduk. Elektrik biraz pahalı olduğu için onu Emine abla üretiyordu. Bu dışarıdan, otellerden topladığımız yiyecekleri öğütüyoruz. Bu çöp öğütücüleriyle. Sonra olan kepekle karıştırıp tavuk kırıntısını da içine katıyoruz. Burada mama üretiyoruz. Şu anda 166 tane var ama çok yerimiz var şu anda biliyorsunuz. Her yerde de en fazla 15 kapasite düşünüyoruz. 300 metrekare her bir bölüm.
Buralar tabii küçükler için, buralar saymıyoruz. Aşağı yukarı 30 tane o şeylerden var. Bu 300 metrekarelik olan bölüm var. Onlara maksimum 15 ama şu anda her biri 5 ile 10 arasında bile tutmuyor. İnsanoğlunun, insanın Allah'ın en önemli yarattığı canlı olduğu ve bu canlıyı korumak için hayvanları uyutma dair her şey yapılabileceği şeklinde benim inancıma uygun olmayan bir söz söyledi. Yani şimdi arkadaşlar, bizim inandığımız Allah kendi verdiği canı sadece kendisi alır. Bugün hayvanların insanlara saldırısından önce insanların insanlara saldırısına bir bakmak lazım. Bugün kaç tane kadın kocası tarafından, değil mi, öldürülüyor şiddetle. Yani biz bunları çözmek yerine iki tane, üç tane hayvanın insanlara saldırısını gündem ediyoruz. Bu tamamen bence gündemsizlik diyebilirim. Yani bizim çözmemiz gereken konu bu değil. Yani burada aç bırakan her canlı saldırır. Tamam mı? Sen onları aç bırak, besleme. Ondan sonra da işte insana saldırdı falan falan. Öyle bir şey olmaz. Ben gerçekten çok üzüntü duydum. Yani biz burada kendi yararımız için hiçbir hayvana bakmıyoruz. Onların yararı için kendimizi onlara şey yapıyoruz, feda ediyoruz. Bizim burada yaklaşık şu anda 160 küsur tane hayvanımız var. Biz bu hayvanları, yani gidip sokaklardan sağlam hayvan toplamıyoruz bizim. Yaralı, sakat, kazaya uğramış, bakıma muhtaç o tür hayvanları alıyoruz. Onları iyileştirip barınağımızda getiriyoruz. Dikkat etse kaç tane üç ayaklı şeyle hayvanımız var. Oraya deniz kumu koyduk. Hayvanlara masaj gibi geliyor bu. Hayvanlar sürünerek, bu şuraya koysan toprakta sürünerek o sürünen yerlere yara oluyor. Biz onları ömrünün sonuna kadar orada bakacağız öyle. Biz burada gönüllüyüz. Yemek topluyoruz, yemek yapıyoruz, mama yapıyoruz. Hayvanlarla ilgileniyoruz. Yaptığımız bu. Gönüllüler mümkünse gelsinler. Hem hayvan sevgisini öğrensinler, hem de şu son günlerdeki olan olaylardan dolayı hayvanların kendilerine bir şeyler yapmayacağını öğrensinler.